Merhaba Güreş Türkiye.net severler ve Güreş Türkiye YouTube halkı, hep beraber Şakşuka Şampiyon Radyo SmackDown değerlendirmesine hoş geldiniz. Bugün tarihlerden 2 Ağustos 2017 Çarşamba ve konuklar arasında spesyal guest hostumuz Alperen Oralet Lürsoy var. Merhaba Alperen. O ihtişamıyla bizi mahvetti. Diğer konuklarımız Mehmet Dinler ve Klasik Ekip'ten Ege Yürüten'le Taner Önem. Siz de hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sunucumuz Ege Yürüten. Ben Buğra Gür. Ege Yürüten'e bu güzel radyo yayınını devrederek sizleri bu güzel SmackDown şovuyla baş başa bırakıyorum. Öncelikle şovu güzel bir United States kemeri maçıyla açtık. Tabii ki şampiyonumuz AJ Styles, rakibi eski şampiyon Kevin Owens. Yani maçın sonuna gelirsek kısacası, yani Kevin Owens'ın omuzları havada olmasına rağmen hakem görmedi bunu ve AJ Styles'ı tuşu saydı. Ondan sonra arka alan segmentinde de Kevin Owens eski günlerini aratan, eski günlerini özleten bir şekilde Shane McMahon'e falan böyle sözlü laf dalaşına girdi. Çok sinirlendi. İstediği rövanşı da aldı. Ama şöyle bir özel şartımız var bu sefer. Hakem Shane McMahon olacak. Özel hakemimiz Shane McMahon. Ben sözü buradan Mehmet Dinler'e atıyorum öncelikle. Valla güzel açılıştı. Ben sevdim açılışı yani. Maç herhalde AJ ile Kevin Owens'ın arasındaki en tempolu maçtı. Şimdiye kadar yaptıkları. Hiçbirini sevmemiştim ben şu ana kadar. Bunu ilk defa sevdim. Maçın sonrası da gayet güzel, çok çabuk bağlamaları, hani şovun ortalarını beklemeden hemen bu haksızlık meselesine bağlamaları. Hatta haftayı beklemeden. Hoşuma gitti yani hani. Ve şey çok iyi ama yani hani Daniel Bryan böyle doğaçlama bir şekilde hakem Shane olacak diye böyle atıyor. Shane bir şaşırıyor. Ama 3 saniye sonra gaza gelip böyle Owens'a çıkışıyor böyle. Ya ben ya hiç falan diye böyle. Valla Shane en son Daniel Bryan'ın bu kadar gazına geldiğinde Survivor Series'deki maça katılıp ölmüştü. Doğru. Artık hayırlısı diyorum yani. Bir iki süper kick yer ama kesin ya. Şimdi o zaman special guest konuğumuz Lurso'ya veriyorum sözü. Oralet Reis, sendeyiz. Ben de maçı beğendim. Bitişteki saçmalığın da şu Battleground'daki bitişe bir gönderme olduğunu düşünüyorum. Yani orada da saçma bitti. Hani burada da koy kıçına rahvan gitsin diye burada da saçma bir bitiş yapalım diye düşündü herhalde. Doğru, hemen arka alanda karar vermeleri güzeldi. Yani Owens sinirle geldi. Onlar da maçı bağladılar falan. Yani SummerSlam'de ya Shane dayak yiyecek ya da Rick Nasty bir maça karışacak falan, bir iki tekme yumruk atacak. Ama biraz haşat olacak gibi gözüküyor Shane babamız. Ya ben de söyle. Ben de şöyle değineyim. Yani çok kaç tane AJ Owens maçı izledik sanırım? 5 tane falan olmuştur ana roster'a geldiklerinden bu yana ikisinin. 3 veya 4 sanırım. Ya öncekilerini de sayıyorum. AJ Styles ilk geldiği dönemdekileri. Bir tane var o dönemde. 2 tane var sanırım. Ya bu çocuğu niye bozuyorsun abi şimdi ya? Evet. 8 tane izledik Ege. Yani kısacası şunu demeye çalışıyorum. En tempolu maçtı. Battleground'da çok sıkılmıştım izlerken. Hiç ikisine de yakışmayacak bir maçtı. Bu sefer seriyi güzel bir maç izlediğimizi düşünüyorum ben. Shane McMahon'ın da klasik maçı geliyor. Bu adamı zaten değerlendirmek gerekiyor. Yani hala çok güzel maçlar çıkartabiliyor. Stars hepimiz maçına burun kıvırmıştık. Çoğumuz değil. Hepimiz demeyeyim. Genelleme olmasın. %80'imiz burun kıvırmıştı forumda. Ama belki de şovun en iyi maçını çıkarmışlar. O yüzden ben umutluyum. Shane McMahon ve Kevin Owens için. Daner sen yani değilsin. Ben de şunları söyleyeyim. Aralarında 77 tane maç oldu. Aralarında en keyif aldığım maç buydu. Özellikle Kevin Owens'ın ring içi ve ring arkası. İşte backstage performansını çok beğendim. Eski hallerini hatırlar gibi oldum. Beğendim yani. Aralarındaki en keyif aldığım maçtı benim. Mehmet Dinler gibi. Ya. Burak Gür. Açıkçası sürekli bir hakem hatasıyla bu senaryonun şurat diye getirilmesi kurgu bakımından biraz sıkıntılı. Çünkü
daha önce hiç hakem hatası görmüyorken ikili arasında üst üste üçüncü defa, ikinci defa hakem hatası izledik ve feyodun uzamasına yol açtı bu. Bu arada Chris Jericho neredeydi ya? Neyse. Chris Jericho'nun nerede olduğunu ben bilmem de. Yani SummerSlam'e mi ayarlandı o maç? Shane McMahon'ın. Evet. Ha, SummerSlam'de güzel bir feyodun zirve maçı olması dileğiyle. Çünkü Kevin Owens abi. Yani ben bu adamın Raw'daki maçlarını izliyorum. Ya birkaç defa göz attım. Öyle izliyorum değil. Sakın olayı yanlış anlamayın. İndicilere karşıyım. Raw'daki maçlarını izliyorum. Ya Kevin Owens bu ring içine sahip bir güreşçi değil. Ne yazık ki WWE'leşmiş ve herkesin standartına uymuş vaziyette. Umarım SummerSlam'de bu tablo değişir. Hepimizin söyleyecekleri bittiğine göre başka söylemek isteyen biri var mı? Bir şey? Yok. Ya ben çok ufak Owens hakkında bir şeye karşı çıkacağım. Yani şeyi çok değişmiş. Hani ring içi temposu WWE standartına yaklaşmak için yavaşlamış falan olabilir ama şeyle bu trash talking dediğimiz olayla çok iyi kapatıyor bence hala onu. Ben maçlarını izlemekten deli gibi keyif alıyorum hala ya. Yani. Hani maçını izlemekten adamın keyif alıyor. Promoları falan geçiyor. Ya bir devam tam de. Bir Conor McGregor gibi ya ring içinde. Ya şimdi UFC örneği verip hani ye bizi bilmediğimiz konularda konuşuyorsunuz acaba? Yok trash talk anlamında diyorum ben. Orasını biliyoruz sonuçta McGregor'un. Trash talk ne demek? Bir chat'e ve YouTube hakkına halkına açıklarsak daha aydınlatıcı olacak arkadaşlar. Trash talk sataşma kısaca yani sataşma evet. Rakibine sataşma. Aklını karıştırmaya, moralini bozmaya çalışma çeşitli laflarla. Evet, teşekkür ederiz. Diğer segmente geçelim. Bu arada en iyi trash talk'u Elvin'dir. Selamlar buradan. Şimdi bence çok güzel bir segmente geliyoruz. Usolar ve New Day'ler içinde bulunduğu bir segment. New Day'lerin ikinci defa gözükmediği bir segment, iki hafta üst üste. Klasik promo sesi geliyor, Big E'nin konuştuğu, Feel the Power falan biliyorsunuz zaten bunu. Ama bunun arkasında Usolar çıkıyor. Kısa ve güzel bir promo kesiyorlar, ondan sonra da Usolax çekip ortadan ayrılıyorlar. Oranet Reis, sen ne diyorsun? Ben Usolar'ın faceken de mikrofon performansını beğeniyordum ama ringde hep aynı hareketleri yaptıkları için biraz sıkıyorlardı. Ya, heel olmaları çok başarılı bir karar kendileri içinde, yani takım divizyonu içinde. Ya, bu segmentlerini çok beğeniyorum o dönemden beri. Ben şöyle söyleyeyim, son bir aydır en keyif aldığım takım benim, net yani. Çok keyif alıyorum izlemekten. Yani şu an Hardy izlerden daha çok keyif alıyorum ya Usolar'ı izlerken. Toparlamışlar Hardy'leri yönden. Hardy'leri izlemekten çok... kim keyif alıyor ki abi? Yani bu dönem kim keyif alıyor cidden? Hayır yani örneği abartıyorum ki anlayın diye durumu. Çok yani hoşuma gidiyor şu an. Yani Usolar'ın gerçekten iki haftada troll modunda takımaları çok güzel yani. Çok hoşuma gidiyor. Geçen hafta dövdüler bunları, şampiyonluğu kutlattırmadılar. Bu hafta entrance girişleriyle dalga geçtiler. Gene güzel promo kestiler. Yani Usos'ların belki de altın dönemi diyebilirim şu anda. Buradır. Yani bu feud biraz uzatma evresini ne yazık ki SummerSlam reaksiyonunda yaşıyor. SummerSlam'de zirve yapıp bu feud'u sonlandıracak güzel bir maçla kapatırız umarım. SummerSlam'dan sonra heel rakip bulursan New Day'e kapatırsın yani. Ya şey bu Harper Moda ve polis, Roman olabilir belki. Moda polisleri şey değil mi? Heel değil mi? Yo face. Face. Yo face'ler. Ha o zaman doğru öyledir. New Day'den heel... daha fazla cheer alıyorlar hatta ya. Öyle face'ler. Neyse. O zaman şeye geçelim. Fashion Files. Haftanın Fashion Files segmentine. Bu arada çok ilginç referanslar vardı o Fashion Files segmentinde. Bella'lara Twin Peaks dediler. Becky Lynch'in fotoğrafı gözüktü. Yani o resimler var ya biliyorsunuz zaten hani onlara bakarken.
Yani segment anlatılacak gibi değil ama ben çok beğendim açıkçası. Bu arada Panda'da Hülya Avşar'ın fotoğrafı da vardı galiba. Ben mi öyle gördüm? Ne? Yok, Hülya değil. Benzetmişim. Neler dedin kardeşim ya? Ben Bela TV'nin Pix'i gördüm işte fotoğrafta. Ya diziye o muazzamdı yapmışsa. Hakikaten ya. Zaten Fashion Pix'le hani başladılar. Fashion Files değil, Fashion Pix yaptılar onu. Abi çok komediydi ya. Hani... Hakikaten yani... böyle... Ya aynı adamların hani böyle hem bunu düşünüp hem Jinder Mahal'i şampiyon tutmaları bana çok garip geliyor ya hani. Sabrımızı sınıyorlar bence. Ne kadar katlanabilirler gibisinden. Burak Gür? Ya standart ve üstüne bir şey yorumlanabilecek segmentlerden biri değildi. Daner? Panada şey de var değil mi bu arada? Sting'in geçtiği. Bir de Blue Velvet McIntyre vardı. Onu da gördünüz değil mi? Kane'in fotoğrafı vardı. Bu tarz onlara... detaylar çok hoş oluyor ya. Ben detayları hiç anlamamıştım. Hani forumda birisi konu açana kadar. Hmm. Yani çok iyi göndermeler vardı. Yani Punk yine siklenmemiş. Punk orada bir gönderme yazıyor vardı böyle. Geçen hafta da Punk'ın şeyi çıkmıştı. Hulu reklamında görev almıştı o da. Hmm. Resmini yanlışlıkla koymuşlardı. O aklıma geldi bir anda. Ama CM Punk standart ya biliyorsun yani ringçi bir yere kadar. Geldiğimiz gibi aynı. Geç Punk'ı şimdi. Bugün şimdi... misk tartışmayalım lütfen. Daha tartışacak daha önemli konularımız var ya. Aynen. O zaman söyleyeceklerimiz bitti sanıyorum bu segment hakkında. O zaman şeye geçiyoruz. Müzik kaydedenimize geçiyoruz. Sami Zayn. Sami Zayn Aiden English'te karşılaşıyor ve Aiden English muhtemelen üst üste ikinci galibiyetini alıyor. Toplamda 4. Doğru. Bu yıl toplamda 4 değil mi? Hı hı. Hı hı. Dördüncü defa kazanıyor. Sami Zayn gene kaybediyor ve maç sonunda Canellis'ler gözüküyor. Sami Zayn gene üzgün tabii ki. Ama Sami Zayn neden? Bence yeterince dayak yemediği için üzgün. O bakışı ben ya... gördüm onu analiz ettim böyle. Ya abi 8 saat şarkı söyledi ringe girerken. Geldi bir de Sami Zayn'i yendi ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Abi Sami Zayn'in sondaki bakışına resmen açık yaktım ya böyle sigara yaktım. Öyle bir bakış yok yani ya. Adam resmen diyor ki ben nereye geldim? Niye geldim? Ne yapıyorum? Şu an niye yenildim mesela? Bu şu an burada niye varım? Aynı o ya. Başka bir şey değil yani. Abi adam 2 haftadır kazanıyordu. Hiçbir şey demiyordu. Şimdi kaybetti. Hemen ağlaşmaya başladınız. Ayıp bu da yani bence. Kardeşim böyle bir karakter inşası yok. Böyle bir underdog. Böyle bir olay yok ya. Böyle bir olay yok ya. Abi ya underdog falan ya, bunlar underdog. Kim uyduruyor bunları ya? Vallahi underdog lafı benim canımı çok sıkıyor ya. Ben hayatımda bir sürüyle underdog izledim. Hiç Sami Zayn gibisini izlemedim. Bu arada chatbox... Underdog dediğim galibiyet alır bilmem ne alır. Adam kaç yıllık bir build up yapılıyorsa artık. Böyle underdog olmaz olsun. Bu arada... Ya işte onun bokunu çıkardılar ya. Onu demek istiyorum. Chatbox'a bir şey diyeceğim. Sami değil Sami. Beyler adam Müslüman şey. Bu Volkan Özdemir'i o Ezdemir yazdıkları gibi. Abi neyin kasıntısı bu? Sami ya. Sami adamın adı Sami. Evet devam edelim. De Aiden English'in push almaya başladığını görüyoruz. Ve bu beni son derece sevindiriyor valla. Beni de. Ya bir şans verilmeli bu adama. Bak bence. Ben dans eden ve ne bileyim şarkı söyleyen böyle ringin içinde ringle alakası şeyler yapan karakterlerden daima nefret etmişimdir. Bu da öyle geldi. Yani. Oğlum adam maça başladı mı güreşiyor. Maça başladıktan sonra şarkı söylemiyor ki. Mesele o değil ki zaten. Fandango'da mesela maça gelene kadar dans ediyordu. Ne oldu? Gerçi son birkaç aydır bir kılıfa uydurdular onu da. Ya Adam Rose var en basit örneği ona bakarsak. Produce Clay var. Lord Tensai var. Ne kadar dansçıcı. Bu Lord Tensai takmış ya. Her yayında Lord Tensai var. Bırak.
Lord Tensai bile kendisini bu kadar çok anmıyor kardeşim ya. Çocuğum var. Ne kanadım bugün be. Çocuğum var bilmiyorum ama çocuğu bile bu kadar şey yapmıyordur. Sevmiyordur yani adam. Sen Lord Tensai'yi, Ulu, Shockmaster'ı da ayrı bir severim. Taker'dan torpilli adam aç tutturmayın ağzımı. Devam edin yine. Bu arada size bir iddiada bulunayım mı? Bu yıl bitmeden Sami mi diyorduk Buğra? Evet canım. Sami Zayn kardeşimiz United States Championship'i kazanacak bu yıl bitmeden. Kim diyor bunu? Dave Meltzer mi? Yok ben. Ha, o zaman bence sen diyorsan haklısın Sami, kardeşim. Bence Sami Zayn kendi böyle oyun oynasın. Onda bile kazanamaz kendi karakteriyle. Oynadığı karakteriyle. Ne? Ah! Ne? Ah! Lütfen! Ah! Kardeşim yayının son sözü olmalı bu ya. Neler dedin ya? Tamam, yayının sonunda hatırlatalım, tekrar söylesin. Tamam kardeşim. Evet Ege. Kanalistler hakkında düşünüyorsunuz. Bir de artık iyice kaybolma evresine girdiler. Ya senaryosuzluk ve o oturtulmaya çalışan karakterin yoksunluğu başka bir şey değil bence bu ya. Bence Maria kadınlar yayının başında diyordum bir de Alexa'nın bilmem nesini konuşalım lan Ege ne adamsın. Onu forum halkı istiyor diyordum. Tamam onu yayından ne sonra konuş. Ne forum halkı ya? Ne forum halkı? Ya bırak şimdi bir dakika. Kanalıma 2 dakika. Bir dakika. Maria'nın tamam mı acilen kadınlar divizyonuna giriş yapması gerekiyor. Yani Lana gibi bir güreş yoksununun güreştiği ve ana kemer maçına çıktığı ortamda Maria'nın bundan uzak kalması beni inanılmaz üzüyor. Alperen'in de bu konuda benimle hemfikir olduğunu düşünüyorum Alperen. Doğru onu diyecektim. Bunlar TNA'de yine Maria da maçlara çıkıyordu. Mike Bennett olarak da maçlara çıkıyordu diye hatırlıyorum. Yani bir aradayken pek de bir halta yaramıyorlar gibi duruyor. Hani zaten Maria tek başına daha ünlü bir karakter olduğu için eğer birebir maçlara çıkarsa daha iyi bir kariyer yakalayacaktır. Şu senede. Ya Mike Bennett'a TNA'de Korkak Jimmick'in kralını yazmışlardı. Belki de uzun zamanda gördüğüm en korkak Jimmick'ti yani. O sayede başarı çok kazandı. Ethan Carter'ın yenilgisizlik serisini bitirdi falan filan. Yani sonuçta tekil bir karakteri vardı hani. Maria ile birlikte gelip onu öpüp koklayıp bilmem ne maça çıkmaktan başka. Yani ben izlemiyordum da. Ya yalnız bir şey diyeceğim. Nefret ettiğine göre bir şey başarmış demek ki orada. Abi yani bence bu ikiliyi çok gereksiz gömüyorsunuz yani şu anda. Yani daha bir durun lan adamlar geleli pardon adamlar dedim. İkili arkadaşlar çiftimiz geleli daha 2 ay oldu. Daha ilk feyutları hala bitmemiş görünüyor bu arada yani maçın sonuna geldikleri düşünülürse. Bir durun abi bir çift olarak gimlik oturtsunlar bir ya. Bir sakin ya. Bir sakin. Ha bu arada oturttuktan sonra da bir bok olamayabilirler yani. O ayrı mesele. Ama ya şey bir durun. Bir bekleyin bir sabır ya. Ne sabırsızsınız. Hadi bunlar sosyal medya çocuğu Buğra Gür. Sana ne oluyor? Sen benim neslimdensin. Doğru. Doğru dedin kardeşim. Ama zaman ben Maria'ya olan genel hayranlığımdan ötürü güreşmeyip menajerlik yapmasına soğuk bakıyorum biraz Mehmet. Sen tabii şey daha çok yerini görmek istiyorsun Maria'nın değil mi? Doğru. Hemen bak nasıl çözüyorsun. O zaman Lana da demişken şeye geçelim. Haftaya durulan maç hakkında konuşalım. Lana Charlotte Flair'e karşı olacak. Lana'nın kariyerindeki en büyük maçı. Bir de kazanıyormuş ki ihtimali var yani. Bu gerçekse yer yerinden oynar. Ya ciddi gerçek mi böyle bir şey? Evet Lana Charlotte. Maç gerçek de. Ya Lana puşun Allah'ını almış daha ne yapacak yani? Abi kazanabilir yani SummerSlam'e bir Tamina maçı konacaktı galiba. Oraya bağlarlar herhalde artık. Sinir geldi değil mi böyle kazanabilir deyince. Ya Lana'nın kazanma ihtimali hakikaten. Ya Lana arkadaşlar Lana sadece Network'te
olan şovlarda güreşsin. Çünkü network'te yok, olan... Lana sadece menajer olsun bence. Bir dakika ya. Network'te olmayan Lana şovlarda... Lana sadece fotoşutlara çıksın. Ya bir dakika ya. Lana network'te olmayan televizyon şovlarında PG nedeniyle giyinmek zorunda kalıyor. Ya gerek yok arkadaşlar. Cidden gerek yani yok sen yani. Sen giyiniyorsan Lana da giyinir yani. Doğru. Sen sadece şey mi istiyorsun ya? Hani Total Bellas gibi bir tane Total Lana mı istiyorsun network? Onu mu? Onu mu demeye çalışıyorsun? Ya Total Bellas son yılların WWE'nin ürettiği en güzel prodüksiyonlardan biri. Mehmet Dinler sen bir yönetmensin. Yönetmensin. Bellas mı? Divas mı? Ya hepsi. Yani ya, sen... Total Divas'da mesela Rene Young çok yıldızlaştı bu yıl şimdi. İzliyorum sürekli onu. Abi bu Total şey bu Bellaların sunduğu şey mi? Unutma benim gibi bir şey mi yani? Bu bitmiyor hani var ya. 1000 bölüm falan olmuştu. Onun gibi bir şey mi bu? Total Divas mı diyorsun? Vallahi kaçıncı sezon? Aynen evet onu diyorum. 9. sezon falan oluyor sanırım. Ben de tam hatırlayamadım da. Bir dakika ben Mehmet'e Rene bir şey soracağım. Yılda 2 sezon yapıyorlar. Ben Mehmet'e bir şey soracağım. Mehmet Dinler yani bir yönetmen ciddi manada filmleri kısa işte filmleri ya da bu konu hakkında serileri olan bir insan. Bu konuda öğrenciliğini bitirmiş ve mesleki kariyerine başlamış bir insan. Ben bir ciddi bir soru sormak istiyorum. Güzel bir eleştirmendir yani. Ha tabii güzel de aynı zamanda çok köşe yazısı. Çok ciddi bir eleştirmen aynen. Köşe yazıları olan bir internet sitesinde de çalışan köşe yazılarıyla işte Türk dizilerini eleştirmenliğini yapan bir arkadaş. Bu kadar Mehmet Dinler'e sonra ne çıkacak? Bir şey soracağım ya. Buyurun. Survivor ya, eleştirini gördüm mesela geçen gün. Yani Total Divas sence WWE'nin ortaya koyduğu en güzel prodüksiyon değil mi abi? Adem'i gömmüş böyle. En güzel prodüksiyon değil de hani güzel prodüksiyondu bir zamanlar. Şu anda ne haldedir bilmiyorum. Çok izlemiyorum. Ama şey yani hani ne bileyim bu Women's Evolution dediğimiz şeye biraz karşı çıkıyor gibi geliyor bana ama. Prodüksiyon öldürüyor. Başka bir prodüksiyon diyorsun. Evet yani artık ama şey hani Total Divas'tan Total Bellas'tan şovlarda hiç bahsedilmediği için şovlara hani eskiden şovlara senaryo çıkarırdı. Pay per view'lara maç verirdi Total Divas'lı olanlar. Şimdi aynen. Onlar olmadığı için çok da hani bağlamıyor herhalde bu kısmı. Ama şey yani bu reality era dediğimiz dönemde ortaya çıkan böyle gerçekten reality era'yı yansıtan en nadide programlardan biri yani. Ama Miz de çok güzel dalga geçmiyor mu onunla ya? Aa öyle deme Miz standart deme öyle. Devam ederim. Bir de yeni isimler eklendi Total Divas. Alexa Bliss de Carmella. Ve Nia Jax. Ben Alexa Bliss'i... inanılmaz heyecanla izliyorum Total Divas'ı. Ya bekliyorum Alexa Bliss'ten... Rene Young ayrıldı gerçi. Benim izleyecek bir şeyim kalmadı da artık. Alexa Bliss'ten çok farklı şeyler bekliyoruz. Ne gibi? Ne gibi? Ne rating ya. Bu işler biliyorsunuz ya. Bir hafta rating düşer. Bir sonraki hafta Nikki Bella işte bir şeyler uydurur, bir şeyler üretir. Nikki Bella kaldırmaktan meşhur. Ya işte neyse. Oo. Yalnız neyse, Alexa Bliss'in katılımı Alexa Bliss'in Total Divas'a katılımıyla birlikte şeyi göreceğiz. Murphy'yi falan göreceğiz bu arada ya. Herif hala yaşıyormuş. Heyecan yaptı mı? Burak şey demişti onunla ilgili. Alexa Murphy'yi kucağında taşıyordur tarzı bir resim atmıştı biz konuda. Evet. Karısından daha az maaş kazanan koca ya. Murphy yazık ya. Olamaz mı ya? Her ya. Şey para mı yani? Her şey para. Her şey para kardeşim. Nerede o eski sevgiler? Katılıyorum aşkı. Abi evet her şey para. Nerede o eski bayramlar? Sevgilisi de böyle indilerde falan sürünüyor. Bailey Rav'da alıyor parasını. Bailey'nin sevgilisi güreşçi mi ya? Güreşçi. Yüzücü. 205 live'da çıkmıştı hatta bir bölümde. Vay. Vay be. Vandal orta gün adam olsa Bailey'i tavlardı. Demek ki değil. Abi Bailey neyse ya. Çok dağıttık ya. Çok dağıttık gençler. Şimdi evet, şeye geçelim. Sevgili kadınlar sunucu. Kadınlar divizyonuna geçelim. Maça geçelim artık. Hadi geçelim. Klasik 2015 SmackDown özentisi maç.
Becky Lynch ve Naomi, Natalya ve Carmella'ya karşı face takım normal maç sonunda kazanıyor. Kısaca öyle diyeyim yani. Belki ben başlayayım. Özellikle SmackDown'ın kadınlar divizyonundan ben şu anda hiç keyif alamıyorum. Yani umarım bir an önce Carmella'nın keşiğini gelir. Carmella'nın Reign'ini çok merak ediyorum. Yani ben şu an hiç keyif alamıyorum yani kadınlar divizyonunda. SmackDown'dan bahsediyorum yani. Abi bu James Ellsworth nerede ya bu arada? Laf arasında sorayım. Sen de taktış. Sen de taktış James Ellsworth. Birader kadınlar divizyonunda SmackDown'da izlenebilecek en eğlenceli şey James Ellsworth'tü. Ve bu adamı bir aydır elimizden aldılar ya. Olabilecek iş değil. Şeyle birlikte Carmella'nın keşiniyle birlikte döner muhtemelen. Ve bu arada ben de hiç keyif almıyorum ve ben SmackDown kadınlar divizyonunun el üstünde tutulacağı zamanlarda da hani keyif almıyordum. Çünkü hep aynı şeyleri görüyordum. Vallahi, ama şu an özellikle daha çok böyle sıkılar değil mi? Ya uzun zamandır ilk defa bir teklif feud'lar deniyorlar hatta işte Charlotte Tamina olsun. Hani ufaktan Becky vs Carmella başlamıştı artık köpek geceleri de. Hani işte Naomi Natalya falan filan ama. Yani kemer için buldukları feud, tekli feud yanlış olduğu için hani yani Natalya ciddi anlamda yani Naomi zaten sıkıcı bir şampiyon. Hiçbir ekstrası olmayan bir şampiyon. Ring için de çok kötü bir şampiyon. Abi karşısına da koyduğun insan Natalya yani hani hiçbir şey yok kaldı ki. Ortada feud da yok şu anda yani. Bir arka alanda itiştiler, kakıştılar. Bu feud mudur yani? Emre Toker'de, Ege'cim bir saniye, Emre Toker'de demiş ki Ellsworth Carmella'nın keşiğine yardım eder. Muhteşem bir hamle olabilir bu. Kovulan adamın böyle geri dönmesi. Ben de keyif alırım aynı. Güzel olur. Ben keşinin SummerSlam'da gelirse Natalya'ya geleceğini düşünüyorum bu arada yani. Ve şey yani... Keşin olmazsa da ben gene Natalya'nın kazanacağını düşünmeye başladım. Ya ben bir jenerasyon güreşçisi olarak Natalya'nın çok az şans aldığını düşünüyorum zaten. Şimdi Randy Orton gibi bu federasyonun bir gerçeği varken bir jenerasyon güreşçisi Natalya bu şirkette çok az şans almıştır. Alperen sen ne diyorsun? Yani Natalya'nın bir kemer kazanmışlığı var mı şu an ben hatırlayamadım ama. Divas var. Divas var aynen. Yani bence geçen de hani kariyerinin işte son yıllarına girerken bir kemer reyini almalı bence. Ya en kötü bir teşekkür olarak yani yapmaları lazım. Ya ben bunu teşekkür bağlamında çünkü kendi divizyonda onun kadar veteran bir isim yok. E tabi. Yani gençlere de çok şey kattığı bariz zaten. Ya teşekkür babından öte de görüyorum ben bunu. Natalya'nın açıkçası şampiyon olabilecek yeteneği var. Yani Layla nereden çıktı? Tövbe bismillah. Lana'nın ana kemer maçı çıktığı divizyon Natalya şampiyon. Çok ben yadırgamam. Natalya bambaşka yeteneklere sahip bir güreşçi. Lana üzerinden değerlendireceksek olayı ben de gidip şu anda SmackDown kadınlar şampiyonu olsam sırıtmaz yani. Ne? Doğru. Doğru kardeşim. Lana üzerinden niye? Lana'yla kıyaslamak da bence ya çok kardeşim, doğru değil dün... yani. Dün The Miz üzerinden kıyaslıyordunuz her şeyi. Beni konuşturmayın şimdi ya. Gene üzerinden kıyaslamıyorduk. Bir şey sen kıyaslamaya kalktın. Boş ver, evet, boş ver. O sarhoş kardeşim. Boş ver, sen devam et. O sarhoş olduğu için. Neyse, Natalya şampiyon olabilir bu arada. Kemeri de taşıyabilir. Sorun değil. Yani feud çok sıkıcı. Yani Naomi de Natalya da sıkıcı karakterler. Yani, sorun orada başlıyor. Ha ayrıca Natalya yıllardır hani elle tutulur başarısı yok ama yırtık da ondan çıkar gibi her yerden çıktığı için insanlara artık başarısı var mı? O bana overrated geliyor mesela yani. Çünkü abi sürekli önüne atılıyor. Sürekli. İki ayda bir AJ'nin karşısına çıkıyordu o rekor reign sırasında yani. Hala bir yerlerden AJ'yle karşılaşacak gibi geliyor pay-per-view'larda yani. Korkuyorum. Ayrıca da bu arada maçı duyuralım buradan. Naomi Money in the Bank çantası sahibi Carmella'ya karşı mücadele edecek birebir başta. Bu maçı biliyorsunuz. Bu maçı neden yapıyorlar abi? Ben hem chatbox'a hem de sizlere sormak istiyorum. Biraz manasız değil mi? Biri kemer sahibi, biri çantanın sahibi.
Oldu olacak, kemeri de ortaya koyun da erkenden maç izleyelim. Daha önce ya şey, kemer sahibiyle çanta sahibi hep karşılaşır ama hatta genelde Money in the Bank ertesi şovu falan karşılaşır yani. Bir yüzleşirler. Abi. Main event'a maç ayarlanır. Mantıken. Ya şey gibi, WWE video oyunları gibi olmuş yani. Aynen. Önceden de olan aynı şekilde. Yani ben daha önce ben geçen pay-per-view'a bir tane Carmella vs. Naomi koysunlar istiyordum mesela. Hani kemer ortada olmayan herhangi bir maç koysunlar istiyordum. Koymadılar. Hani yani abi kemer sahibiyle şeyin çanta sahibinin karşılaşması gerçekten gelenek gibi bir şey yani. AJ Co Y2J demiş, Carmella yenilip ezik görünsün diye klasik WWE politikası. Ya 3 saniyede pes etmesin de bana yeter. Ya o kadar olmaz zaten. Taner bir şey diyecek misin bu konu hakkında? Yok, diyecekleriniz aynı da benimle. O yüzden boş kalabalık gerek yok. O zaman Randy Orton segmentine geçiyoruz. Maçımız Rusev vs. Chad Gable. Bana göre çok güzel bir maç oldu. Kesinlikle. Chad Gable'ın yeteneklerini gene gösterdiği bir maç olduğunu düşünüyorum. Rusev kazandı. Zaten kazanacağını tahmin ediyorduk. Eğer maçı ediyorduk. Eğer maçı biliyor olsaydık. Sonra Randy Orton geldi. RKO'sunu vurdu. SummerSlam'ın maçını istedi. Maçını aldı. Ve segment bu şekilde noktalandı. Randy Orton vs. Rusev SummerSlam maçımız. Sonuç itibariyle. Oralet. Ben ya ne diyebilirim? Chad Gable'ı harbiden beğendim. Biz bu adam hani amatör güreş falan filan geçmişinden dolayı hep grappling hareket yaparken görüyorduk. Bu maçta da moonsault falan yaptı. Hani kendini geliştirdiğin sinyallerini veriyor adam. Çok güzeldi ya maç. Zaten çok güzeldi. Yani bitişi vesaire de güzeldi. Çok güzel maç izledik. Ama abi ben Randy Orton'u hiç sevmiyorum. Ya yani. Alperen, ben de hiç sevmiyorum da sana bir şey sormak istiyorum. Sence Chad Gable'ın... Dinç. Ne? Chad Gable'ın dinç. Sence... Oğlum kendine gel Mehmet, tamam Randy Orton'a sövmeyeceğim. Alperen diyorum ki sence Chad Gable'ın pes etmesi biraz kötü bir hamle değil mi ya? Ya sonuçta teknik kariyerine yeni başlıyor. Çok büyük başarılar kazanması biraz sırıtırdı. Ya tabii tuş olsa daha kendisi için hayırlı bir bitiş olurdu da ben çok üzülmedim veya şaşırmadım bunun için. Ben şunu söyleyeceğim. Bu SummerSlam'da maç ayarlandı değil mi? Evet. Orton vs. Rusev. Eğer Orton bu maçı alırsa yazıklar olsun abi. Rusev eğer yine... Tutur alacak. Eğer Rusev, Rusev ezilirse ya abi yazıklar olsun. Ya, Rusev'i hala gömüyorlar ya. Bu biraz şey maçı değil mi? Ben Hindistan'a karşı Amerika'mı savunamadım. Bari Bulgaristan'a karşı savunayım. Ya çok da derdinde olduğumu zannetmiyorum. Randy Orton neden mesela Great Kali'den hesap sormayı denemedi? O da bana çok saçma geldi. Bir kardeş adam üç defa üst üste yenildi ya. Ne ya Great hayır. Kalisi? Ne Great Kalisi? Ağzınız bir hayra açın ya. Abi net geri adım attı orada. Herif tek gecelik dönmüş abi. Bırakın bari en azından tesellimiz bu olsun. Kardeşim yani. Şimdi bir şey soracağım. Şimdi Great Kali Hindistan'a geri mi döndü? İnşallah. Olacak iş değil ya. Orta Kale olsa keşke. Hani düşünsenize Great Kale bunu dinliyormuş, bir de üzülüyormuş. Ne? Kardeşim üzülsün ya. Nasıl sen ben Orton'la en az 3 pay-per-view'luk bir feud bekliyordum. Şu an büyük hayal kırıklığına uğradım. Great Kale vs. The Shockmaster. Hayalimin maçı. Siz yemin ediyorum celladınıza aşıksınız ya. Vallahi. Yok yok, böyle bir şey yok yani. Ay içim titriyor. Hatta Ambrose'la maça çıksın, bir saat güreşsinler. Kali mi? Aynen. Hepinizin ölümü olsun buradan. Tek çoka gider oğlum de Dean Ambrose. Abi burada Great Kali WrestleMania falan çıktı değil mi yani bu şirkette? Kardeşim Great Kali bu şirketin ağır siklet şampiyonu. Kali'yi hafife alanlar var aranızda. Hafife alanlar var. Tamam. Kali bir alfadır. Ya da büyük bir şeye çıkmadı ama galiba diye bir hatırlıyorum. Kane'le bir maçı vardı galiba. Kane'le bir maçı vardı galiba. Önemli değil. Ya da şeye bakmış şimdi. Eski planlara falan filan bakmıştım. Great Kali zamanında çok heyecanlanıyormuş ve senaryoları uygulayamıyormuş falan çalışırken.
Yoksa böyle çok büyük başarılar verecekmiş. İşte Undertaker'ı yenecekmiş bilmem ne falan filan. Yendik hepsinden zaten. Vazgeçmişler. Yendi ama. Ya domine edecekmiştim ya. Tam hatırlamıyorum ne okumuştun da. Kardeş, Battleground hayatımın en eğlendiği şovların arasında ilk 5'te yer alır. O Randy Orton'un o çaresizliğini gördükten sonra büyük keyifler hissettim ya. Teşekkür ederim sana buradan. Sana Cinder Mahal bile fazla bazen Buragür. Kali'ye buradan teşekkür ediyorum. Abi, Kali kardeş. Kafanından ne bekliyorsun yani? Ya al işte, ne alaka ya. Ya sen 2010'da güreş konuşurken kardeş bu Randy Orton kağıttaki şeyleri ezberlemiş gibi konuşuyor dediğim zaman, ya bir dakika, bir kere yüz ifadeleri, mimikleri falan çok iyi diye savunan adamdın. Git buradan evet, ya. Ya senle niye güreş adam konuşuyoruz abi biz? Çık artık sen buradan şimdi, ya. Ya düş yakamdan artık bana, sülük gibisin. Düş yakamdan artık ya. Şimdi diyorsun ki ben o Randy'nin yüz ifadesini unutamıyorum. Çok eğlendim. Bak adam iyi oyuncu işte. Doğru. Doğru kardeşim, şu an hak verdim. Buğra, ya şey, ben hep diyorum ya Brock Lesnar hani güreşin kanseridir diye. Buğra Gür de güreş Türkiye'nin kanseri ya. Al işte. Yemin ediyorum. Bir dakika, Google güreş Türkiye forum replikleri, hemen yazın bunu. Gerçekten. Olmadı Taner. Gerçekten çok büyük haksızlık ediliyor bana. Chatbox benim yanımda. Benim yanımda olanlar Chatbox'a 2 yazsın arkadaşlar. Chatbox'ı ben okuyam da senin yanında da bir yerde bayağı. Ya bir dakika ya. Bir dakika, Mehmet dinlerim. Kimse benim yanımda değil ama. Yeah, işte bir kazandı. 2 yazan Baba yok. Baba gelmiş. O da Ryan zaten. Kardeşim of. Kardeşlerim benim. Evet Ege Yürten, sıradaki segmente geçelim. Main Event. Çoğumuzun belki de istediği ya da WWE'nin bizi istediğimizi düşündüğü bir maç. Shinsuke Nakamura vs. Cena. Maçın sonunda bence güzel bir maç oluyor. Beğendim yani maçı. Shinsuke Nakamura maçı kazanıyor ve böylece SummerSlam'a doğru gidiyor. Bize gösterilmeyen bölümde de Baron Corbin Nakamura'ya saldırmış Money in the Bank çantasıyla. Ama Cena onu kurtarıp masaya AA'yı geçirmiş. Böylece Mahal vs. Nakamura kesin. Cena vs. Corbin de yolda. Ne düşün? Mahal da maçı yukarıdan izlemiş. Ya ben başlayayım istiyorsanız. Nakamura'nın o exploder hareketi vardı. Bir botch yaptı orada. Ben çok korktum ya. Cena'ya bir şey Cena'nın oldu diye. Cena'nın boynuna değil mi? He, çok aynen. Sakat düştü abi. Çok sakat yani. Ayarlayamadı orada bir. Başını tuttu zaten galiba. Beyin sarsıntısı tarzı bir şey geçirdi çok orada. Çok korktum. Neden Nakamura ondan sonra özür diledi galiba. I am sorry falan demiş. Nakamura senden benden daha fazla korktu zaten orada yani. Aynen aynen. Bir şok oldu maçın orada. Maçın sonunda sevinmeyip yanına gitti zaten Cena'nın, yanlış hatırlamıyorsam. Evet evet, tuşu bulduktan sonra anında Sinan'ın yanında bitti yani. Şey, acaba Nakamura şey demiştir, ben seni göremedim falan. Ne? Abo. Güreş Türkiye radyonun en kötü esprilerinden biri oldu bu. İlk üç garanti. Yo, bu espri değil ki. Nakamura maçın başında dedi işte. Sinan'a seni göremiyorum yaptı zaten. Espri değil ki, adam olanı anlattı, segmenti anlattı. Ne alaka, bitişte bitişte söyledi ya abo. Bana saldır. Yo, bitişte diye özel olarak bir şey söylemedi. Hadi kemiğini attım, git başımdan ya. Sen burada yayını kapat diyenler var. Espriden sonra. Buğra Gür. Tam çomar Buğra Gür. Segmenti yorum. Segmenti yorumlayalım. Bundan sonra sana çomar diyeceğim. Ya lütfen segmenti yorumlayalım. Lütfen hadi. Segment kim yorumluyordu en son ya? Taner. Ben diyeceğimi dedim. Ben pası vermiştim. Bir dakika bu bir dakika, bu ciddiyeti bize sadece Alperen Oralet kazandırabilir. Alperen, dinliyoruz seni. Maçın şeyinden bahsedeyim. Build up'ından bahsedeyim. Ya zaten bir hafta falan reklam yapıldı da Dream Match olarak. Ya adeta bir WWE vs New Japan maçı gibi oldu. Yani ben çok şaşırdım New Japan'den gelen Nakamura'nın kazanmasına ve temiz şekilde kazanmasına. Yani bilmiyorum, hep izlerken bile işte Asina yenecek, Sina yenecek, tuş edecek bilmem ne. En sonunda Exploder yapınca çok şaşırdım, hani o düşüşü görünce hani buna kalkar mı acaba diye. Yani Kinshasa'da gelince artık kalkamayacağından emin oldum.
Ya bitişi şaşırttı beni. SummerSlam'de ideal rakip miydi bilmiyorum. Yani Cena olsa milletçilikten vesaire kazanırdı illaki o maçı. Kemeri de alırdı ama. Ya rekorunu bekletiyorlar herhalde Cena'nın. Ya Cena'nın açıkçası daha görkemli bir zafere ihtiyacı var. Onu geçtiğimiz haftalarda söylemiştim. John Cena daha büyük bir senaryoda, daha büyük bir şovda, daha büyük bir rakibe karşı kazanırsa 17. şampiyonluğu daha fazla akılda kalır. Bugün 16. şampiyonluğu John Cena'nın en az hatırlanan şampiyonluklarından biri. Ya öte taraftan geçtiğimiz haftalarda her ne kadar güreş çomarı deseler de Nakamura'nın kazanacağını söylediğimde bana çekmiştiniz. Ya ama arkadaşlar lütfen ya bırak, sen yoktun orada bile. Bu klavye sesi kimden geliyorsa, o benden de, ben bıraktım. Mikrofonu kapatırsa sevinirim. Geçtiğimiz haftalarda zaten Nakamura'nın kazanacağını söylemiştim. Bunun için Dave Meltzer olmaya gerek yok. Ya da Mehmet Dinler gibi ona buna hakaret etmeye gerek yok diyerek Mehmet Dinler'e sözü devrediyorum. Ya maç fena maç değildi ama keşke Dream maç olarak böyle reklamı yapılıp durmasaydı. Dream'lik bir olayı yoktu yani. Ya smart fanlar için öyle değil mi Mehmet sence? Ya abi o seviye bir maç değildi yani. Ya hani, seviyesi tamam. Değil. Yani smart fanların hani hep böyle YouTube'larda yaptığı TNA, WWE, NGPV, Raw savaşlarında en büyük amiral gemilerini birbiriyle maç kartlarına hazırlarlar ya. O tarz bir maçtı bu. Evet. Dream tarafı o. Evet. Bu bakış açısıyla evet katılıyorum. Tamam. İyi maçtı. Hani bana göre sonda sürpriz oldu. Yani ben de hani özellikle United States maçı da belli olduktan sonra SummerSlam'e Cena'nın kesin kazanacağını düşünüyordum. Yani çünkü alternatif plan United States maçına çıkmasıydı konuşulan. Ya maçtan sonra da şeyi düşündüm hani lan Cena şimdi kimle karşılaşacak diye. Bu şeyi network özel segmentini görmemiştim. Daha akşama doğru görebildim onu. Yani Corbin de Cena için ideal rakip aslında. Yani Nakamura'yla yaşadıklarının aynısını Cena'yla da yaşayabilir. Cena'yı da perte çıkartabilir ama maç kaybedebilir. Corbin'e bir şey olmaz. Yani Nakamura için de ben hep şey diyorum yani NXT'den gelen güreşçiyi doğrudan yani main event'a atmak yanlış ama yani NXT'de artık takeover'lar, normal pay-per-view'lar kadar izlendiği için NXT'de main event olan karakterin ana kadroda mid-carter olmayacağı artık net görüldü galiba. Yani işte üst üste Finn Balor, Samoa Joe ve şimdi Nakamura başka hiçbir kemere dokunmadan doğrudan ana kemere atlıyorlar. Hani yani, ya büyük ihtimal Bobby Roode böyle olabilir ya. Mesela David yaptığı ya ana Bobby Roode'un Allah korusun. Bobby Roode kafamızı bir dakika, bir dakika. Bobby Roode 42 yaşında, doğru değil mi? Bu sene 42'ye evet. Girdi. Ya Bobby Roode'u NXT'de harcamadan WWE'nin acilen kullanması lazım. Çünkü bu yıl adam sonuna kadar gelir zaten. Kesinlikle. Yani. Ben bence hatta SummerSlam'den çok başarılı bir wrestler, ben çok beğeniyorum kendisini. Kesinlikle. Ama bence başarılı bir wrestler demek yanlış. Yani başarılı bir entertainer desek eyvallah da yani adamın maçlarını izliyoruz hepimiz daha. Dürüst olalım. Başarılı. Yok, profesyonel güreşçi abi yani. Ya onu demek istiyorum ya, yani. Abi mikrofon da sevdaya da. Bak karakteriyle. Olması lazım. Mikrofonu var. Evet. Müziği iyi. Karakteri gimmicki iyi ama ring içinde çok kötü. Kötü. Çok kötü değil ama ring içinde. Rom... Yani NXT'de abi, çok kötü. Abi olabilir bu, de. Bunların yani, bir dakika bunların yarısı. Hayır bunların yarısı Roman Reigns'te yok. Ama Roman Reigns şirketin en büyük isimlerinden biri. Şimdi bu kriterleri ya, çok. Ayrıca kanser ya, tamam. Garip bir eleman o. Yani WWE'nin kriter olarak koyduğu şeylerin çok üstünde bir güreşçi Bobby Roode. Ve Bobby Roode'u Samoa Joe gibi uzun bekletmemek gerekiyor NXT'de çünkü 42 yaşında.
Yani 40 bu baktığımız zaman Mehmet'in dediği doğru ama bence sene sonuna kadar gelir. Sene sonu değil, bence SummerSlam'den sonra. Ben olumlu koşulluyum biraz. Bobby Roode'u ring içine baktığımız zaman 45'inden sonra güreşebilecek bir isim gibi durmuyor. Yani tempolu güreşe ayak uydurma şansı düşük gibi duruyor 45'inden sonra. Umarım hayal ettiğimiz gibi olur. Bobby Roode güreşmiyor ki çünkü. Bu arada yani, Bobby Roode 40 yaşındaymış, onu da söyleyelim de 42 değil abi, yani. 40 tempoyla 50'sine kadar da güreşir bu arada. 42 yani. Olan AJ aynen Styles mı? Hayır, 42 olan AJ Styles o zaman. Bakalım. O olabilir evet de. AJ Styles da 40 yaşında. Ha, 77. 42 nereden geldi aklıma? Bilmiyorum, 75 doğumlu Jericho zannediyorum. Jericho olabilir mi? Bilmiyorum. Ha. 75 doğumluyla karıştı. Ya 40 da az değil. Yani Jericho 40 ama 47. 47 fazla. Ben 75 doğumlularla karıştırdım o zaman. Yani 77 doğumluysa, yani şöyle bir Bobby Roode'un ring içi güreşme stiline baktığımız zaman NXT tabii ki izliyorum. Ben bir WWE markayım. Lütfen. Baktığımız zaman Bobby Roode'un ring içi stilinde tempolu güreşçilere ilerleyen yıllarda ayak uyduramayacak bir konfigürasyonu söz konusu. Onun için NXT'de daha fazla durmamalı diye düşünüyorum. İnşallah hayal ettiğimiz gibi olur. O zaman show puanlarımıza geçelim. Şova kaç puan veriyorsunuz? Sırayla gidelim. Daner? 3.5 veriyorum ben. Burak Gör? Ben de 3-3.5. O tarz. Mehmet Dinler? 4 çalışır benden. Oralet? Ben de main event'ten dolayı 4 diyebilirim. Alperen, ben de 4 veriyorum o zaman. Main event hakkında görüşlerini söyledi mi? Söylemiştim. Ha. Söyledi. Öyleyse special guest chat dostumuz. Ben de chatbox. Öyleyse bu haftaki SmackDown değerlendirmemize son veriyorum. Special guest dostumuz Alperen Lürsoy, namı diğer Oralettin'e çok teşekkür ediyorum katılımlarından ötürü. Umarım gelecek haftalarda bizimle olur. Kapatmadan bir şey ekleyebilir miyim? Tabii ekle. Ben de bir şey ekleyeceğim bu arada. Tabii ekle. Abi biraz önce şey, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kurasına 3. torbadan gireceği kesinleşti. Buradan yani chatbox'a şükürler olsun diyorum valla, sizin uğrunuz herhalde. Tamam, ben de hemen çok seri bir şey söyleyeceğim. Kimelendi de geldi Beşiktaş'a. Bir dakika. Ayak. Jinder Mahal büyüktür, Dean Ambrose diyorum ve yayını kapatalım istiyorsanız. Sen Beşiktaş şovarısın. Çok teşekkürler Alperen. Senin diyeceğin bir şey var mı son olarak? Ben size teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Dinleyenlere de teşekkür ediyorum. Buradan adaşım dostum Alperen Baytan, yani World Class Manyak'a selam. Sattığım ben dostlarıma da selam bu akşamki. Bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın dostlar.